Onlar olmadan olmaz hayatımız. Yani burada birkaç tane kitap göstereyim ben size isterseniz. Yani şimdi bizim şeylerimiz, ne diyelim, ustalarımız ya da bir anlamda tanrılarımız dediğimiz insanlar. Yani bakayım burada kim var? Mesela Türkiye'den şey diyeyim ben size. Turhan Selçuk. Turhan Selçuk'u ben ta ortaokul yıllardan beri tanırım. Sonra onunla biz çok iyi dost olma şansını yakaladık. Eğitim, bak, güzel sanatlar eğitimi yok, müdahi kadar güzel. Hem grafik tarzı, hem tekniği, hem yorumlayış şekli. Mükemmel bir insan. Bundan çok şey öğrendim Turhan Selçuk'tan. Sonra André François bir Fransız çizeri. Bu da dünyanın en önemli çizerlerinden bir tanesi. Çok ayrı bir çizgisi ve çok ayrı bir tekniği vardır. Grafik sanatçısıdır, illüstratördür ama şeydir, sanatçıdır. Sanatçı derken bir ressam muamelesi gören, çağdaş sanatçı muamelesi gören, şu anda yaşıyor mu bilmiyorum, bir şeydir. Sanatçıdır, dünyaya farklı gözle bakar. Asıl şeyde gösterebileceğim şey vardır. Tüm 20. yüzyılın etkileyen Steinberg vardı, Saul Steinberg. Bu Saul Steinberg mizahı sadece çizgiyle yapıyor. Bakın şurada size şeylerini göstereyim. Tabi bunları 1950'lerde, 40'larda yapıyor. Bakın şey, cetvellerden bir soyut isim yapıyor. Şimdi yüzeyde perspektifi yapıyor. Bunlar çağdaş sanatta kullanılan şeyler hala şu anda. Kullanılan teknikler ve çok eski bunlar. Şeydir. Bakın şunları şeylere, eşyalara şey veriyor, boyut veriyor. Olağanüstü bir dahi sanatçıdır. Bir tarihte New York'a gittiğimde bunun eski A4 eskizlerinin fiyatı 15 bin dolardı. Şu anda yaşamıyor. Herhalde orijinali yani çok büyük bir şey gelmiş insanlardır. Sonra şey çok beni etkiler. René Magritte, bizim okulun kitaplığında keşfetmiş olduğum çok önemli bir sürrealizmin Dali çok bilinir ama beni etkileyen budur daha fazla. Mesela şu resmi ben çözemedim. Ya diyorum ki bunda diyorum espri nedir, ne anlatmak istiyor? Burası gece, burası gündüz. Ya geceyle gündüzü aynı anda veriyor. Realist yaklaşımı, içine koymuş olduğu zeka, ondan sonra beni çok etkilemiştir. Yani bunlar olmasaydı, bunun gibi sayabileceğim daha bir sürü şey vardır. Tabi grafik kitapları vardır. Yani mesela New Yorker'ın felsefesi de beni çok etkilemiştir. Bakış açısı. Ondan sonra burada bu kitap 1925'ten 1989 yılına kadar çıkan bütün New Yorker kapaklarını içeren bir kitaptır. Şeydir, bir kitaptır. Burada her kapak vardır. Buraya baktığınız zaman hepsi bir sanat eseridir. Hepsinde müthiş bir ustalık vardır. Büyük bir zeka vardır. Bu da yine Steinberg'in bir işidir. Şu. Benim kitabımın ikinci baskısı. Bu Cafe City yayınları bastı. Hı hı. Ondan sonra, bir de bunun küçük boyu vardır. Cep kitabı boyutu vardır. Çok iyi gördü. Bu kitaptan şey, Zeynep Ural bana dedi ki, şimdi Cumhuriyet'te yazıyor, Milliyet Sanat Dergisi'ne falan çıkartan Türkiye'nin en önemli kültür insanlarından bir tanesidir. John Beers konseri için geldiğinde Türkiye'ye, onun evinde kalmış ve benim kitap dedi, sizin kitabınız onun eline hiç düşmedi. Ne olursa ona bir tane yollayalım dedi. Ben bir tane John Beers imzalı kitap yolladım. Gibi. Susan Sontag
panometrik almıştı. Oo. İki defa ondan sonra. Bu oda şey, benim çalışma odamdır. Dağınık bir odadır. Ondan sonra buraya baktığınız gibi şöyle. Ondan sonra işte albümleri vardır. Burada kitaplar vardır. Şunu kaldırayım. Fotoğraf çekim koymuştum. Bunlar benim aile albümüm. Onlarla birlikte daha çok onlar vardı. Bu abim, amcamın oğlu, bu yakın akrabamız. Bu Öykü, o da rahmetli oldu. Hep yani ölmüş olan, rahmetli olmuş insanları şey yapıyorum. Onların fotoğrafını koyuyorum. Onları bir yerimde var, hem içimde var, hem de karşımda olsun istiyorum. Burada kitaplar vardır. Mesela şu, bu Güney Kore'de basılan bir kitap. Bir yayın evi dünyanın en çok beğendiği çizerleri paylaştı. Dan bir şey, illüstratörlerden. Ha. Şu sayfaları da bana ayırdı Kore'ye. Gülbüz imzamı burada koydu. İşte buradan başladı. Ben o resim yolladım. Ondan sonra şuraya kadar. Bunu bastım. Bunu 2013 yılında Caddebostan Kültür Merkezi'nde açmış olduğum sevgi nedeniyle basılan bir kitap. Ya da katalog diyelim. Buradaki şeyler sadece güncel olaylarla ilgili. Mesela işte ileri demokrasi. Sadece güncel olaylara ait çizmiş olduğum şeyler. İşte bu şey, Kızılderili olayı vardı. Bunun şeyi. İşte para ve insan arasındaki bağlantı. Hep uzanmak istiyor. Örümcek bağlamış. İşte bu şey, 1 Mayıs'ta ölenler için yapmış olduğum bir görsel. Tabutlar toprağın altında yürüyor, yukarıda insanlar yürüyor. Bu anneler günü için yapmış olduğum bir görsel. Bir ara Kürt'e cesaret diye bir şey çıkmıştı, çıktı zaten. Onunla yaptığım bir şey. Bu da yine insanların hapsatılması ile ilgili bir şey. İşte orada yine şey, çok fazla savaş olması ve çok fazla askerin ölmesi. Tabu şeklinde bir şey. Bu Şeker Bayramı, bak görüyorsunuz. Bu sadece dediğim gibi güncel konularla ilgili bir şeydir, kitaptır. Yine kan, savaş, benim ömürleri kullandım. Bu abim öldüğü zaman yapmıştım. Kuş uçuyor, zaman sıfırlanmış. İşte şu şey, Taksim Gezi'de yaptığım şey. Bunlar, bu resim bir kliplerde falan yer aldı, benden izinsiz. Yine böyle şeyler. Bu da şey, cezaevindeki şey, Türkler için Şeker Bayramı. İşte ortada o kan gölü. Bak şimdi bize sıçradı, o zaman bizde yoktu. 2013'te yoktu. Otü'deki olaylar. Sonbahar. Bu kitabın basımı satılıyor mu kitapçılarda? Satılmıyor. Bunu ben size veririm. Bunu kim için yapmışım? Erdal Eren.
ölüm yıl dönümünde idam edildiği yer şehirde. Bu da yolsuzluklar 60 şey o zaman. 27 Aralık. Kurtlu Elma. Bu benim işte öbür şey kitabım. Yorum ajansı, reklam ajansıdır. Yorum Publik. O dedi ki işte biz sizin kitabınızı basmak istiyoruz. Biz de Turan Seçim kitabını basmak istiyoruz. Beni davet ettiler. Sonra işte ekonomik kriz falan girdi. 2013'te bu kitabı bastılar. Ciddi olarak basıldı bu. Bir de bunun şöyle şeyi basıldı. Fakat bunlardan kalmadı. Çünkü ben herkesi bunu dağıtırken bir baktım hiç kitap kalmamış. Arşivime girdim, hiç kitap kalmamış. Bu mesela numune. Ama satın alabilirim. Diyanarda falan oluyor galiba. Ondan sonra dedim olur dedim, yani bu kitabı bastı, bir kısım bana verdi. Bana verdiklerini ben şey yaptım, hediye ettim. Bunu size ben imzalarım birdeyken. Bende de bundan var, gelirken getirmeyi unutma. Şimdi size tekrar geldiğimizde kitapla geliriz. Tamam. Evet, bizde bundan var, çok mükemmel bir kitap. Çok teşekkür ederim. ...1983 yılında Hürriyet Gazetesi o zaman Sedat Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması açtı. Sedat Simavi karikatüristmiş. Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu. Askerlikteydim, ikincisine katıldım. İkincisine katılınca birincilik ödülü aldım. Sonra ben tekrar katıldım, yine ödül aldım. Ve oradaki o yarışmanın özelliği şu. Çok ünlü olan insanlar jürilere falan gelmeye başladılar. Çünkü Hürriyet Gazetesi büyük bir gazete, uluslararası bir yarışma ve jüriyi davet edebiliyor. Onu çok da iyi ağırlıyor ondan sonra. Sonra o ben ödül aldıkça onlara ben işlerimi gösterdim. Onlar bana dedi ki, bir tanesi de Mordillo, sen yurt dışına çık, işlerin çok güzel, niye çıkmıyorsun? Fakat işte ben işte sonuçta bir taşlıdan geldim. İşte babam devlet memuru, annem okuma yazma bilmiyor. Ondan sonra ve yabancı dilim yok, param yok, tanıdığım insan yok filan filan derken böyle işte 1985 yılında bir sergi açtım ben Nişantaşı'nda, Etba Sanat Galerisi'nde. Oraya benim karikatürlerinden çok etkilenmiş olduğum Cumhuriyet Gazetesi'nde 40 yıl karikatür çizen rahmetli Ali Ulvi Ersoy. Ali Ulvi Ersoy 1950-52 yılları arasında New York'ta yaşamış. Ve orada New Yorker'da karikatür yayınlanmış. Ve Ali Ulvi dedi ki benim sergime geldiği zaman, bunlar dedi tam New Yorker'lık dedi. Sonra ben bizim bu beni çok etkileyen Milton Glaser. Milton Glaser I Love New York logosunu yapan kişi, tasarımcı. Hala yaşıyor. Sağlık dilerim. Bu rahmetli arkadaşım Necati Abacı Milton Glaser'den poster istemiş. Çünkü annual yıllıkların arkasında onların adresleri vardır. Profesyonellerin. Milton Glaser buna bir poster yollamış. Dedim ki ben de poster isteyim. Poster isterken ben işlerimin fotoğraflarını yolladım. Ve Milton Glaser bana o mektubu gösterebilirim. İçeride olması lazım. Bana bir tane mektup yazdı, poster yollamanın dışında. Dedi ki işleriniz çok mükemmel. Dedim ki bu kadar dedim önemli bir adam benim işlerimi beğenmiş dedim, hayret dedim yani. Ondan sonra işte bana da niye yurt dışına çıkmıyorsun diyorlar ya sürekli. Bir sınıf arkadaşımı falan bularak vesaire ben New York'a bir haftalığına gittim. Randevu almış olduğum salı günü. Dedi ki, ben dedi kimsenin dosyasına bakmıyorum. Çünkü dosyasını beğenmediğim insanlar işlerini bırakıyorlar. Ama sizinkine bakacağım. Çünkü benim işlerimi biliyor. Ve şunu söyledi, dedi ki, sen dedi bu piyasadan çok ekmek yersin. Burada kal dedi. Ondan sonra yıl 1990-91. Ben Türkiye'de kaldım.
O gitmiş olduğum New York, Milton Glaser dedi ki, sen dedi gitmeden bunlarla görüş yine de. New York'a gittik, biz sizinle çalışmak istiyoruz. Çalışmak istedin, size uygun falan dediler. O şekilde başladı. Öldü mü? Gitti.